Ay Allah'ım, cümleyi toparlayalım. Şimdi noktada bunu değiştireceğim, bunu kullanmayalım. Ne demiştim ki? Bir saniye durdur istersen. Doğru. Şu konuda anlaşalım. Üç, iki, bir, kayıt. Şimdi işlemci hakkında madem başlayacaksak, belki de biraz Power'ın da tarihçesinden başlayabiliriz. Çünkü bu da neredeyse 1960'ların sonuna dayanan bir tarihçeden geliyor. Sadece IBM değil, o zaman Bell ve AT&T'de çalışan bir takım mühendisler özellikle telefon santrallerinde kullanmak için bir işlemci ihtiyacı doğduğunda risk mimarisini bulmuşlar. Daha öncesinde işte bugün mainframe olarak IBM Z sistemleri olarak adlandırdığımız mainframe'ler elbette piyasada vardı. Ama burada kullanılabilecek daha uygun bir işlemci yaratma çabasında risk mimarisi doğmuş. Burada mimarilerden de bahsetmek gerekirse bugün kullandığımız bizim ana iki işlemci mimarisi var. Biri risk mimari. Risk mimari Reduced Instruction Set diye geçer. Ve bir de kompleks CISC mimari, Complex Instruction Set olarak geçen iki mimari tip var. Bunlardan biri risk ve IBM Power'da risk mimarisi üzerinde inşa edilmiş bir işlemci. Dediğim gibi 60'lı yılların başında bu çalışmalar başlıyor. Ve gerçekten de bu işlemciyi ilk kez yine IBM kendi sistemleri üzerinde çalıştırmaya başlıyor. Ve bu işlemcinin gelişmesi zaman içerisinde doğrudan hemen sistemlerine girmiyor IBM'in ama 90'ların sonunda Power işlemci ailesi duyuruluyor. Ve bununla beraber işte 2025 yılındayız. Power 4'ten 11'e gelene kadar bir 7 jenerasyon. Aslına bakarsanız biz işte o cep telefonları gibi her sene bir jenerasyon, her sene yeni modeller duyurmuyoruz. Bizim bu tip ürünleri duyurmamız 4 ila 5 yıl civarında zaman alıyor. O yüzden de Power 11 duyurusu bence önemli. Çünkü en son işte 2021'de Power 10 duyurusundan bu yana bu alandaki bir gelişme olarak düşünebiliriz. Tekrar tarihçesine dönersem, bu RISC mimarideki bu işlemcinin geliştirilmesi aslına bakarsanız RISC ve CISC arasındaki savaş olarak da değerlendirirsek zaman içerisinde bu iki grup birbirlerine karşı üstünlükler kazandılar, geri çekildiler. Sadece sunucu ürünleri için değil, kişisel kullanımdaki PC, notebook, cep telefonu gibi ürünlerin içinde de aslında RISC ve CISC mimari işlemciler kullanıyor olabiliyoruz. Örneğin bugün kullanmakta olduğumuz cep telefonlarının neredeyse tamamı aslında RISC mimari işlemciler kullanıyor desek yanlış olmaz. Bununla beraber RISC mimari işlemcilerin özellikle güvenlik ve performans anlamında ciddi avantajlar getiriyor. Bugün kullandığımız cep telefonlarının da neredeyse tamamı risk mimari işlemciler kullanıyor. Şimdi bunun gerekçelerinin başında aslına bakarsanız performans ve güvenlik yatıyor. 11'e çeyrek var, bir anlamda bilişim profesyonellerine hitap ediyor denilebilir ama İçerik olarak aslında biz biraz daha bilişim ile ilgilenen, bu alanda çalışan ya da belki de bu alanda bir şeyler yapmak isteyen herkes için bir şeyler bulabileceklerini düşünüyorum. Teknolojiden bahsetmek nihayetinde gelecek hakkında bir fikir sahibi olabilmeyi de sağlıyor. Bu da herkes için önemli olabilir diye düşünüyorum. Şimdi işlemci teknolojilerinde ilk başta bu bir hız yarışıydı. Bu bir gigahertz yarışıydı. İşlemci üzerinde sinyalleri bir A noktasından B noktasına ne kadar hızlı götürebildiğinizle alakalıydı.
Burada işte 1 GHz, 2 GHz, 3 GHz, 5 GHz hızlara ulaşıldı ve bunun üzerine tabii ki bu biraz da küçülme yarışı. 90 nanometrelerde başladık. Daha sonra işte 40'lara, 24'lere, 14'lere bugün geldiğimiz yerde 7 nanometre teknolojisinde işlemciler üretiyoruz. Ve bu hız yarışı aslına bakarsan 2000'lerin başında daha fazla çekirdeği aynı soket içerisinde sağlayabilme sayesinde değişti. O noktadan sonra sadece bir hız değil, daha fazla çekirdeği, daha fazla koru sunabilmek oldu bu yarış bir dönem içerisinde. Ve hala da aslına bakarsan aynı şekilde devam ediyor. Çünkü bugün endüstriye baktığımız zaman 96 kor, 128 kor sunucu işlemcilerine zaten ulaştık. Gerçi biz power sistemlerde daha az core'la daha fazla iş yaptığımız için o sayıda core'lar kullanmıyoruz ama bugün yine daha hızlı, daha kapasiteli işlemcileri verebilmek için bugün 7 nanometre belki yakın gelecekte işte 5-3 nanometrelere de doğru gidecektir ki aslında notebook ya da işte cep telefonu işlemci mimarilerinde çok daha önceden daha düşük nanometre ölçeklerinde işlemciler üretiliyor. Ama bizim sunucu server ürün ailesinde düşünmemiz gereken daha fazla şey var. Güvenlik gibi, kesintisizlik gibi, performans gibi. Bu yüzden biz hala 7 nanometredeyiz. Ve 7 nanometredeki performans ve kapasite ve hız özellikleri bugünün iş yükleri için gerek ve yeter altyapıyı sağlıyor diyebiliriz. Power onu anladığımızda ya da Power 10'a gelene kadar neler olup bittiğini şöyle bir baktığımızda Power 11'i anlamak daha kolay olacaktır. Bu yüzden aslında Power hakkında konuşalım, Power 10'a kadar gelelim ve daha sonrasında Power 11 bize ek ne getirecek diye belki de bahsetmek ve gelecekte ne tip teknolojilere bakacağız diye konuşmak daha anlamlı olacaktır. Şimdi Power 10'u belki de bugün anlatmak bu yüzden yeterli olacak diye düşünüyorum. Çünkü sadece bir işlemci mimarisinden bahsetmeyeceğiz. Bunun yanı sıra aslına bakarsan bilgisayarın bu bileşenleri içerisinde işlemci, hafıza ve I/O üniteleri olarak baktığımızda burada yaşanan teknolojik gelişmelerden bahsediyor olmak daha doğru olacak. Bunu yaparken aslında zaman içerisinde teknoloji de nasıl ilerlemiş? Bu sadece power işlemcilerinin jenerasyonu ya da işte x86 ya da ARM işlemcilerin jenerasyonlar arasındaki farklarla bitmiyor. Bu ürünleri tamamlayan teknolojiler var. İşte memory teknolojisi bunu yapan üniversitelerden ya da işte çeşitli teknoloji firmalarının bir araya gelerek kurdukları konsorsiyumlardan, oluşumlardan faydalanıyoruz. Örneğin işte bugün kullandığımız memory teknolojisi DDR5 şu anda kullanıyoruz. Zaman içerisinde DDR6, DDR7 bunların planları ne olacak? Bunlara bakmak bize teknoloji hakkında, gelecek hakkında fikir verecektir. Ya da işte bugün PCI Express teknolojisinde 5. jenerasyondayız. PCI Express 6 ya da PCI Express 7 bize ne getirecek? Ne gibi avantajlar getirecek? Bizi nereye götürecek? Bunlara bakmak sadece işlemci açısından değil, bilgisayarı oluşturan diğer komponentlerin de içindeki teknolojilere bir bakmak gerekiyor. Bu anlamda Power bütün bunları bir arada kullanmak ve bunları efektif bir şekilde kullanabilmeye odaklanıyor. Biz Power 10'da da aslına bakarsan bugünün yine bu teknolojiler açısından işlemci üzerinde, memoride, diskte ya da I/O'da teknolojinin bize sağladığı imkanları en iyi şekilde kullanabilmeyi amaçlıyor. Power sistemlerle ilgili olarak belki de
en önemli bilinmesi gereken şeylerden biri bu komponentlerin birlikte çalışmasındaki ahenk ve uyumu sağlayabilmekle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bazen bazı teknolojiler diğerine göre üstünlük sağlayabilir. Örneğin bir dönem işlemciler daha fazla core kullanabilmenin getirdiği avantajla öyle bir noktaya geldi ki memory teknolojisi ona yetişmek zorunda kaldı. Bugün de aslında çok farklı bir noktada değiliz. DDR5 ile biz daha anca işlemci ile beraber uyumlu ya da ahenkli ya da eş hızlı çalışabilecek bir noktaya geldik. Şimdi ben bir sonraki jenerasyonda aslına bakarsanız memory'den alabileceğim performansı yine aşmış olacağım. Bir sonraki memory jenerasyonunun getireceği bir takım teknolojileri belki de beklemek zorunda kalacağım. Power-on sistemler üzerinde bugün geldiğimiz nokta 7 nanometre ölçeğinde bu işlemciler üretiliyor. Size bir ipucu da vereyim. Power 11'de 7 nanometre olacak. Çünkü yeni işlemci ailesine ya da yeni işlemci jenerasyonuna geçerken gerek performans gerek kapasite anlamında küçük ölçekte bir üretim yapmaya gerek duymadı. Aslına bakarsan IBM. Bunun gerekçelerinden biri de Power 10. Power 9'dan 10'a geçişte 2020'li yıllarda diyeyim. 2019 sonuydu galiba. IBM üretici firmasını değiştirdi. Bunu ürettiğimiz fabrikayı değiştirdi. Ve bu değişikliği yaparken aslında Power 11 için düşündüğü bir takım yenilikleri Power 10 üzerinde kullanmaya da başladı. IBM bu üretici değişikliğini bir takım teknolojik gelişmeleri uygulamak için bir fırsat olarak değerlendirdi ve Power 11 için düşündüğü bir takım teknolojileri Power 10'da hizmete de sundu. Bunun bir anlamda denenmiş bir teknoloji olması Power 11 için de büyük bir avantaj olacak diye bekliyoruz. Ama şimdi sadece işlemcilerden de bahsetmeyeceğiz elbette. Bunun etrafında diğer komponentler ve yazılımlar üzerindeki gelişmeler ve bunların da zaman içerisinde bugüne nasıl geldiğini belki de konuşmak anlamlı olacak. Belki biraz memory'den konuşabiliriz. Daha sonra sanallaştırmadan ve bunun üzerinde çalışan uygulamalardan ya da işletim sistemlerindeki yeniliklerden bahsedebiliriz. Bunlarla beraber konuşacak epey konumuz var diyebiliriz. İşlemci teknolojilerinde işte bu bahsettiğim gelişmeler zaman içerisinde işte hızdan, çekirdekten kaynaklı iyileştirmeler ve performans kapasite artışlarının ötesinde tabii ki bu komponentlerin birlikte çalışmasında asıl büyük fayda demiştik. Biraz memoriye değinmek istiyorum. İşlemciyle beraber aslında bunun anlatmak istemem sebeplerinden biri günün sonunda işlemci üzerinde hesap yapıyoruz. Compute işlemi. Burada bir sinyaller üzerinde bir onları hesaplıyoruz. Ama veri olmadan bunların hiçbir anlamı yok. Buradan sonra daha da aslında belki karmaşık da gelebilir. Ben memory hakkında, sanallaştırma hakkında, bulut hakkında daha da fazlasını anlatmak istiyorum. Sizlere sunmaya çalıştığım bilgiler özellikle bilişim profesyonelleri, bilişim endüstrisi profesyonelleri için bilinmesi zorunlu olan bilgiler. Elbette daha fazlasını öğrenmek isteyen, bu tavşan deliğinde kaybolmak isteyenler için kaynak çok. Bu ürünleri kullanmak ya da hangi iş yükümüz için, hangi amaçla, nasıl kullandığımızda, nasıl faydalanabiliriz diyenler için çok daha detaylandırabiliriz. Hatta bu sunumlarımızda da ya da bu videolarımızda daha da detaylar bulacaksınız. Zaman içerisinde ben sadece işlemciyle kalmayacağım. Diğer komponentler, memory ve IO'dan bahsedeceğim. Bunların üzerinde çalışan işletim sistemlerinden
bu işletim sistemleriyle beraber sanallaştırma teknolojilerinden, cloud'dan bahsedeceğim. Elbette daha da kompleks, daha da karmaşık gibi gelebilir ama bütün bunları size bilmeniz gereken minimumlar şeklinde en azından sunmaya çalışacağım. Bunun bir zorunluluk olduğunu şuradan söylüyorum. Bu bizim işimiz. Eğer bu bilişim endüstrisinde çalışıyorsak, bu birilerimizin, sıfırlarımızın, verilerimizin nasıl bir platform üzerinde, nasıl bir altyapı üzerinde çalıştığını bilmek bizim işimiz zaten. Burada hangi platform, hangi altyapılar üzerinde daha verimli, daha performanslı, daha kapasiteli ya da daha güvenli şekilde, daha kesintisiz şekilde nasıl çalıştırabilirim sorusunu zaten her gün kendimize sorduğumuzu düşünüyorum. Buradan bulacağınız cevaplarla belki de belli iş yükleri için, belli ihtiyaçlar için gerçekten power sistemleri düşünmeli miyim diye kendilerine sorabilir diye düşünüyorum bilişim endüstrisinde olanlar. Yapay zeka amacıyla GPU arayışında olabilirler. Sadece GPU ile yapılmadığını anlatıyor olacağız. SAP iş yüklerini çalıştırmak için uygun platform arayışında olabilirler. Onlardan bahsedeceğiz. Şunun altını çizmek istiyorum. Her şey için power kullanmamız gerekir diye bir iddia yok. Gerçekten uygulamamız, işimiz, o kesintisizliği, o performansı, bu kapasiteyi gerektiriyor ise bunu da en uygun maliyetle, en düşük çabayla, eforla belki yapmak istiyorsak hangi iş yükü için neden power sistemler kullanılır? Hangi iş yükünde ne gibi avantajlar getirir? Power sistemler üzerinde bulunan hangi teknoloji bizim özellikle nerede bize hangi avantajları sağlar? Bunlara dair farklı videolar bulacaksınız. Bu videolarda görüşmek üzere diyeyim.